Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Mendel'in gen fikrine. Şimdi Mendel'in modelinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mendel bezelye deneylerinde biliyorsunuz F2 bireylerinin arasında, ya yani F1 bireylerini kendileştirerek F2 bireylerini elde etti. Peki kalıtım oranları buldu arkadaşlar. Mesela 3-1 oranı, 9-3-3-1 oranı gibi oranlar buldu. Şimdi bu modellerden size bahsedeceğim. Ayrıca buradaki kurallardan da bahsedeceğim arkadaşlar. İşte ayrılma kuralı olsun, yine test çaprazlama olsun, bağımsız açılım kuralı olsun, bu kurallardan bahsetmek istiyorum. O zaman şöyle sayfamızı değiştirelim ve Mendel'in modeli diye bir başlık atalım. Mendel'in modeli. Arkadaşlar, şimdi bezelye deneyinde Mendel F2 bireyleri arasında bir karşılaştırma yapmış. F2 bireylerinde gözlemlerine dayanarak 3-1 oranını bulmuştur. Hatırlarsanız bir önceki videoda bunu size açıklamıştım. 3-1 oranından bahsetmiştim arkadaşlar. 3 tane baskın öz, yani 3 oranında baskın özellikteki bireyler ortaya çıkıyor. 1 oranında da çekinik özellikteki bireyler ortaya çıkıyordu. Peki bu modeli yapmak için arkadaşlar neleri bilmemiz gerekiyor? Yani Mendel nelerden faydalanmış bakalım. Şimdi bakalım, diyor ki ilk önce şöyle yazalım. Mendel bezelye deneyinde F2 bitkileri arasında 3-1 oranını bulmuştur. Şimdi arkadaşlar, bu kalıtım tarzını açıklamak için bir model geliştirdi. Şimdi o modelin basamaklarına bakacağız. Şimdi arkadaşlar, bu modelde diyorum ve 1, 2, 3 diye açıklayacağım. Bu modelde. Şöyle birincisi. Bir dedim. Arkadaşlar, birincisi şudur. Mendel diyor ki genlerin alternatif versiyonları vardır. Hani biz bunlara allel diyoruz. Farklı alleller. Mesela nedir bunlar? Kahverengi göz, mavi göz alleli. Veya düz saç, kıvırcık saç alleli gibi. Diyor ki farklı versiyonları kalıtılan karakterlerdeki varyasyonlardan sorumludur. Varyasyon nedir arkadaşlar? Varyasyon çeşitlilik demektir. Varyasyon. Mesela bizim hepimizin birbirimizden farklı olması nedir? Bir varyasyondur arkadaşlar. Bu çeşitlilik demektir varyasyon. O zaman yazalım. Genlerin aslında burada bir nevi ne yapıyor? Alel kavramını açıklamış oluyor. Alternatif versiyonları yani farklı alleller. Farklı alleller. Kalıtılan karakterlerdeki varyasyonlardan sorumludur. diyor. Mesela örnek verelim arkadaşlar. Mor çiçek, beyaz çiçek allelleri, değil mi? Veya işte mavi göz, kahverengi göz allelleri. Bunlar nedir? Her biri varyasyonel allellerdir. Yani alternatif allellerdir. Bunların her bir tanesi. Gelelim şimdi ikinci basamağımıza. Şöyle iki yazalım. Arkadaşlar, ikinci basamağımız da şu. Diyor ki bir organizma her karakter için, yani her karakter dediğimiz mesela işte çiçek rengi, çiçek şekli veya tohum şekli, tohum rengi gibi özellikler arkadaşlar, biz bunlara karakter diyoruz. Her karakter için diyor bir ebeveynden gelmek üzere bir genin iki kopyasını alır diyor. Hani biz homolokromozomlardan bahsetmiştik ya. Hatırlar mısınız onu? Mayoz bölünmede homolokromozomlardan bahsetmiştik. İşte burada da aslında allellerden bahsediyor. Homolog allel de diyebiliriz. Biri anneden, diğeri babadan gelen özelliklerden bahsediyor arkadaşlar. Tabi burada ben işte basamağı yazarken biraz daha bilimsel ismini bilimsel olarak açıklama yapıyorum. Ama aslında anlayacağımız şey bu.
Farklı allellerde, yani anneden ve babadan gelen allellerden bahsediyoruz. O zaman yazalım. Bir organizma her karakter için her biri ebeveyninden gelen bir genin iki kopyasını kalıtım yoluyla alır. Aslında burada Türkçesi nedir bunun aslında, onu da söyleyelim. Biri anneden, diğeri babadan gelen özellikler. Mesela annenizde mavi göz geni vardır. Mavi göz geni gelir. Babanızda ise hem kahverengi göz geni var hem de mavi göz geni var. Ama bunlardan bir tanesi gelmek zorunda. Mayoz bölünmede rastgele hangisi gelirse, mesela kahverengi göz geni geldi. İşte bu aslında ikinci basamakta bunu açıklamak istiyor arkadaşlar. Bir anneden, bir diğer babadan gelen özelliklerdir demek istiyor. Gelelim üçüncüsüne. 3. Bu basamakta da diyor ki arkadaşlar, eğer lokustaki allel, lokus nedir? Genlerin DNA üzerindeki bulunduğu bölgeye biz lokus diyoruz. Diyor ki eğer lokustaki iki allel birbirinden farklıysa, bu durumda bunlardan bir tanesi baskınlık özelliği gösterir ve fenotipte, yani organizmanın dış görünüşünü belirler. Çekinik olan ise arkadaşlar, dış görünüşte kayda değer bir özellik göstermez. İşte üçüncü basamakta da bunu açıklıyor. Yani tam baskınlık durumunu açıklıyor aslında. O zaman şöyle diyelim, yazalım. Eğer lokustaki iki allel farklı ise bu durumda bunlardan biri olan baskın allel. Baskına başat da diyoruz arkadaşlar. Başat allel. Organizmanın görünümünü belirler. Çekinik allel ise organizmanın genel görünümünde kayda değer etki yapmaz. Tabii Mendel'in yaptığı çaprazlamalarda hep baskın özellikler ortaya çıkmış arkadaşlar. Bizim ileride işleyeceğimiz bu eş baskınlık olsun, işte eksik baskınlık olsun, bunlarla ilgili Mendel deney yapmamış. Bu deneyleri daha sonraki bilim insanları yapmıştır. Mendel sadece tam baskınlık durumuyla ilgili çalışmalar yapmıştır. Bunu da belirteyim. Şimdi gelelim dördüncü kuralımıza arkadaşlar. Şöyle 4 yazıyorum. Dördüncüsü de ayrılma kuralından bahsedeceğiz. Bakın. Şöyle hatta bunu ayrılma kuralı diye kırmızıyla yazalım, pembeyle. Arkadaşlar ayrılma kuralı şu. Şimdi kalıtılabilir bir özelliğimiz var. Bu iki allel, bakın bu karakterden sorumlu olan iki allel gamet oluşumu sırasında ayrılıp farklı gametlere gider. Ayrılma kuralı budur. Şöyle düşünün, mayoz bölünmeyi anlattım ya size. Mayoz bölünmede ne oluyordu? Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor mayoz 1'de. Mayoz 2'de ise kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyordu. İşte bu ayrılma sayesinde bir karakterden sorumlu olan alleller de birbirinden ayrılmış oluyor. Yani benim genlerimde eğer ki hem kahverengi göz alleli hem de mavi göz alleli varsa, bu alleller mayoz bölünme sırasında birbirinden ayrılıyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla yumurtaya gidiyor mesela. Yumurtada hangi spermle döllenirse ona göre özellik ortaya çıkıyor. Ayrılma kuralı budur. Mayoz bölünmede gerçekleşen ayrılma olayıdır. O zaman yazalım. Kalıtılabilir karakterlerden sorumlu iki allelin gamet oluşumu bu arada mayoz bölünmeyle olur, değil mi? Mayoz yazalım parantez içerisinde.
Gamet oluşumu sırasında ayrılıp farklı gametlere gitmesidir. Farklı gametlere gitmesidir. Şimdi arkadaşlar böylece ne oluyor? Yumurtada ya da spermde gamet üreten organizmanın sadece iki allelinden bir tanesi bulunuyor. O zaman yazalım. Yumurta ya da spermde karakterin kalıtımından sorumlu sadece bir allel bulunur. Bir allel bulunur. Hani kromozom sayısı yarıya iniyordu. İşte bu ayrılma sayesinde yarıya iniyor arkadaşlar. Ne dedik? Burada da işte kromozom açısından baktığımız zaman homolog kromozomların ayrılmasına denk geliyor. Onu da yazayım arkadaşlar. Kromozomal açıdan bakılınca homolog kromozomların ayrılmasına denk gelir. İşte bu şekilde arkadaşlar ayrılma kuralından da bahsettik. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra size bir de Punnett karesinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bizim bu gametleri bulabilmemiz için işte bilim insanlarının ürettiği bir yoldur. Gametleri işte bir araya getirme yolu. Biz buna Punnett karesi diyoruz. Şimdi Punnett karesinde nasıl yapıyoruz? İlk önce bundan bahsedelim. Normalde bize aslında sorulmaz. KPSS'de, ÖABT'de sorulmaz arkadaşlar. Punnett karesi yaparak bilmem ne yapın. Anca nasıl olur? Punnett karesini verir. Orada işte bizim tamamlamamızı sağlar. Daha sonra ona göre soru sorar. Ama Punnett karesini direkt olarak soracağını zannetmiyorum. Çünkü genelde bakın sorulara baktığımız zaman hep böyle soy ağacı sorusu soruyor veya normal bir soru soruyor. Genellikle soy ağaçlarından gidiyor. Zaten soru çözümlerinde bol bol bunlarla ilgili soru çözeceğim. Dediğim gibi genetikle ilgili, kalıtımla ilgili sorularımız çok olacak arkadaşlar. Her konunun sonuna normalde bir tane soru çözüm videosu ekliyordum. Ama kalıtımda böyle 4-5 tane kaç tane olursa yükleyeceğim. O yüzden kesinlikle aklınız kalmasın. Şimdi burada Punnett karesinden bahsedelim. Arkadaşlar genetik çaprazlamaların sonuçlarını tahmin etmede kullanılır. İlk önce bunu yazalım. Genetik çaprazlamaların sonuçlarını tahmin etmede kullanılır. Punnett karesi. Şimdi ben size bir Punnett karesi yapacağım. Nasıl yaptığımızı göstereceğim. Arkadaşlar baskın olan veya başat olan alleli büyük harfle gösteriyoruz. Alel, büyük harf. Çekinik allel ise veya resesif allel ise küçük harfle gösteriyoruz. Bunu zaten eminim sizler de biliyorsunuzdur ama ben bütün detayları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi mesela mor çiçek bakımından arkadaşlar şöyle bir F1 çarpı F1 yapalım. Yani heterozigot iki bireyi çaprazlayalım. Şimdi ben bu çaprazlamayı Punnett karesinde nasıl göstereceğim? Bunların gametleri nelerdir? Bakın şuradan gelen gametler büyük A gameti, küçük A gameti. Aynı şekilde buradan da gelenler böyle midir? Evet. Şimdi bunu Punnett karesinde yazacağız. Şöyle bir 9 kutucuklu bir kare oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradaki şu baş yere bakın şuraya büyük A küçük A büyük A küçük A yazdım. Şimdi buraya gametleri yazacağım. Bunun gametleri neydi? Büyük A küçük A. Diğerinin gametleri aynı şekilde büyük A küçük A. Şimdi monohibrit çaprazlamada kolay ama dihibrit çaprazlamada biraz daha uzun sürüyor. Şimdi yapalım. Bakın büyük A ile büyük A geldi. Bakın bunu buraya yazdım. Büyük A ile küçük A geldi. Buraya yazdım. Sonra tekrar gelelim aşağı tarafa bakın. Büyük A ile küçük A geldi. Yazdım. Küçük A ile küçük A geldi. Büyük A'yı taşıyanlar ne oldu? Mor. Küçük A'lar yan yana gelince de ne oldu arkadaşlar? Beyaz çiçekli oldu. İşte Punnett karesi bu şekildedir. Punnett karesini arkadaşlar monohibrit çaprazlamada yaptım. Dihibrit çaprazlamada da sadece bir kere yapacağım.
Çünkü dediğim gibi çok uzun sürüyor. Yani o kadar uzatmaya bence gerek yok. Bir kere yapacağız. Daha sonra devam edeceğiz. Burada ne oldu? Bakın 3-1 model oldu. 3 tane mor. Bir tane de ne oluştu arkadaşlar? Beyaz oluştu. İşte biz burada 3-1 kalıtım modelini bulmuş olduk. Bir de size test çaprazlamasından bahsetmek istiyorum. Bu videoda. Daha sonra videoyu sonlandıracağım. Şöyle şu sayfayı alalım bu tarafa. Test çaprazlaması veya diğer bir adıyla kontrol çaprazlaması. Test veya şöyle kontrol yazalım. Arkadaşlar buna geri çaprazlama da diyoruz. Geri çaprazlama. Şimdi test çaprazlaması, kontrol çaprazlama veya geri çaprazlama da diyoruz. Peki nedir bu çaprazlama? Diyelim ki elimizde genotipini bilmediğimiz başat özellik gösteren bir birey var. Yani baskın özellik gösteren bir birey var. Şimdi baskın özellik gösteren birey mesela şuradan göstereyim. Büyük A büyük A şeklinde de olabilir. Büyük A küçük A şeklinde de olabilir. Ben bunun genotipini bilmiyorum. Peki nasıl bulurum? Test çaprazlaması yaparak. Ben bunu getir mesela büyük A büyük A'yı küçük A küçük A ile çaprazlarsam oluşan bireylerin tamamı büyük A küçük A şeklinde olduğu için tamamı mor renkli olur mu? Olur değil mi? Dolayısıyla ben bunun homozigot olduğunu anlarım. Peki büyük A küçük A'yı getirip küçük A küçük A ile çaprazlarsam ne olur arkadaşlar? Oluşan bireyler ya büyük A küçük A olur mor renkli olur ya da küçük A küçük A olur beyaz renkli olur. Dolayısıyla çaprazlama sonucunda hem mor hem de beyaz renkli bireyler oluşuyorsa o zaman da derim ki o zaman elimdeki birey heterozigot durumdadır ve yarısı mor renkli, yarısı da beyaz renkli oldu derim. İşte biz buna ne diyoruz? Kontrol çaprazlama veya test çaprazlaması diyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. Genotipi bilinmeyen baskın özellikteki bir bireyin genotipini öğrenmek için çekinik fenotipli yani beyaz işte olur mesela herhangi bir çekinik birey aynı özellik bakımından çekinik fenotipli bireyle çaprazlanmasıdır. Şimdi bakın elimizde mor var. Mor renkli birey var. Bu mor renkli birey büyük M, küçük M de olabilir arkadaşlar. Büyük M, büyük M de olabilir. Şimdi ben getirdim bunu beyaz bireyle çaprazlayacağım. Bakın büyük M, büyük M'yi çarpı yaptım. Küçük M, küçük M. Çaprazlama yaptığımda oluşan bireyler ne olur? Büyük M, küçük M yani %100 mor olur değil mi? O zaman ben karar veriyorum. Diyorum ki özelliğim benim yani genotipi nedir bu bireyin genotipi? Kesinlikle homozigot baskındır diyorum. Peki bu büyük M küçük M'yi getirip küçük M küçük M ile çaprazlarsak ne olur arkadaşlar? Ya büyük M küçük M oluşur ya da küçük M küçük M oluşur. Yani %50 mor, %50 yani 1 bölü 2 oranında da beyaz birey oluşur. O zaman ben elimdeki bireyin heterozigot olduğunu anlarım arkadaşlar. Dolayısıyla işte kontrol çaprazlama, test çaprazlaması bu şekilde yapılıyor. Şimdi gelelim Mendel'le ilgili son kuralımız arkadaşlar. Bağımsız açılım kuralı diyeceğiz. Şöyle bunu farklı bir renkle yazalım. Bağımsız açılım kuralı. Bağımsız açılım kuralı. Mendel bu kuralı açıklamak için bu sefer iki özellik bakımından karşılaştırma yapmış arkadaşlar. Yani dihibrit çaprazlama yapmıştır. Bu dihibrit çaprazlamalar sonucunda da bazı oranlar bulmuştur. Buna göre bağımsız açılım kuralını ortaya atmıştır. O zaman yazalım Mendel nasıl çalışmalar yaptığını. Şöyle yazalım. Mendel tohum rengi ve tohum şekli gibi iki karakteri aynı zamanda izledi. Yani önceden tek bir özellik bakımından izliyordum. Ona bir çaprazlama yapıyordu. Şimdi iki karakter bakımından izliyor. Arkadaşlar,
tek karakterleri çaprazlayarak baskın özelliği buldu. Bakın, baskınlık özelliğini buldu veya ayrılma kuralını buldu. Ama iki karakteri çaprazlayarak da neyi bulacak? Bağımsız açılım kuralını bulacak arkadaşlar. Şimdi dibrit çaprazlamaya ben bir örnekle göstermek istiyorum. Şimdi tohum rengine baktığımızda şöyle tohum rengi diyelim. Arkadaşlar tohum renginde sarı yeşile baskın. Bunu nasıl buluyor? Tabii ki bunu monohibrit çaprazlamalar yaparak buluyor. Tohum şekline baktığımızda da yuvarlak olan veya düz de diyebiliriz. Yuvarlak olan buruşukluğa baskın. Şimdi bunları biliyor zaten. Buna göre çaprazlamalar yapacak. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın sarıyı karıştırmayalım. Büyük A ile gösterelim. Yeşili küçük A olması lazım yeşil ortaya çıkabilmesi için. Daha sonra yuvarlak olanı büyük B ile gösterelim. Buruşuk olanı da buruşukların ortaya çıkması da küçük B'lerin yan yana gelmesi lazım. Bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi şöyle yanlarına çizgi de koyayım. Büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Şimdi böyle bir çaprazlama yapalım. Bakın P bireyimiz şöyle bir bireydi. Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B çarpı küçük A, küçük A, küçük B, küçük B. Bu bizim parantel dölümüz. Yani ebeveynlerimiz. Bunları çaprazlayınca bakın F1 dölünü şöyle buldu. Heterozigot. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B buldu. Daha sonra F1'i kendi arasında çaprazladı arkadaşlar. Çarpı F1 yaptı ve büyük A, küçük A, büyük B, küçük B çaprazlamayı yapıyoruz. Şimdi çaprazlamayı yapmak için ilk önce gametleri bulalım. Daha sonra da 9, 3, 3, 3, 1, 9, fazladan 3 söyledim. 9, 3, 3, 1 oranını bulacağız arkadaşlar. Bunun için de Punnett karesini yapacağız. Şimdi Punnett karesini ben bir çizeyim. Vaktimiz gitmesin. Daha sonra devam ettireyim videoyu. Evet, ben şöyle çizdim. Şimdi bakın genotiplerimi yazıyorum. Buraya ne diyeceğim? Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B genotipim. Diğeri de aynı şekilde zaten. Büyük B, küçük B. Şimdi gametleri yazalım arkadaşlar. Gametleri nasıl yazacağız? Bakın. Büyük A, büyük B yazdım. Daha sonra büyük A, küçük B yazdım. Geliyorum küçük A'ya. Küçük A, büyük B. Bakın aynı harf olursa büyük harf öne gelir. Farklı harfler olursa nasıl yazdıysak öyle yazacağız. Tamam, büyük harf öne almak yok. Daha sonra da küçük A, küçük B arkadaşlar. Aynı gametler diğer için de geçerli mi? Evet, aynı zaten. Yazdım onu da. Küçük A, küçük B. Şimdi çaprazlamayı yapacağız. Nasıl yapacağız çaprazlamayı? Hemen yazalım. Bakın ne olur? Burayı büyük A, büyük A, büyük B, büyük B yazdık. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Renklere göre gidelim diyeceğim ama neyse daha sonra yaparız onu. İşaret koyarız. Biraz zor olur. Şimdi gelelim ikincisine arkadaşlar. Büyük A, büyük A, büyük B, küçük B yazdık. Büyük A, küçük A, büyük B, büyük B yazdık. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B yazdım. Geliyorum ikinci sıraya. Büyük A, büyük A, büyük B, küçük B. Büyük A, büyük A, küçük B, küçük B. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B. Nasıl yazdığımı anlamışsınızdır herhalde. Ben şimdi hepsini tamamlayıp videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, ben yazdım hepsini. Şimdi bakın, burada oranı bulmak için ilk önce fenotipleri belirlemem lazım. Şimdi benim fenotiplerim ne olabilir? Ona göre yazacağım buraya. Ne olabilir arkadaşlar? Bakın sarı yuvarlak olabilir. Sarı yuvarlak. Ona göre yanlarına kaç tane olduğunu yazacağım. Daha sonra sarı buruşuk olabilir. Sarı buruşuk olabilir. Bakıyorum yeşil yuvarlak olabilir. Yeşil yuvarlak olabilir. Bir de yeşil buruşuk olabilir. Yeşil buruşuk. Şimdi ilk önce sarı yuvarlakları bulalım. Sayalım kaç tane olduğunu ve işaret koyalım. Sarı ve yuvarlak olabilmesi için büyük A ve büyük B'yi taşıması yeterli mi? Yeterli. Şimdi büyük A, büyük B'yi taşıyanları arkadaşlar işaretleyelim. Büyük A, büyük B. Kaç tane olduğu önemli değil. Taşıyor mu? Taşıyor. Bakın. İşaretliyorum. Büyük A ve büyük B'yi taşıyanları. Bakın bunu yazamam. Küçük B, küçük B var. İşaretledim. Bunu da yazamam. İşaretledim. Bakın büyük B var ama küçük A var, yazamam. Aynı şekilde bakın burada var, yazdım. Diğerlerini yazamam. Kaç tane oldu bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Hemen yazalım karşısına. Sarı yuvarlaklar kaç tane?
9 tane. Şimdi geliyorum sarı buruşuk. Sarı buruşuk olabilmesi için büyük A'yı taşıması lazım ve küçük B küçük B'nin yan yana gelmesi lazım. Onu farklı bir renkle işaretleyeyim arkadaşlar. Şöyle maviyle işaretleyelim. Bakın büyük A olacak, küçük B küçük B olacak. Yazalım. Büyük A küçük B küçük B var. İşaretliyorum. Büyük A küçük B küçük B işaretledim. Bakıyorum. Büyük A küçük B küçük B işaretledim. Başka var mı? Yok. Kaç tane oldu bundan? 3 tane yazdım karşısına. Daha sonra geliyorum. Şunu da işaretleyelim. Yeşil yuvarlak. Yeşil olabilmesi için küçük A küçük A ve büyük B'yi taşıması gerekiyor. Hemen yazıyorum. Küçük A küçük A var. Evet. Küçük A küçük A büyük B var. Evet. Bakın küçük A küçük A büyük B var. Evet. Kaç tane oldu arkadaşlar? 3 tane oldu. Peki yeşil buruşuk küçük A küçük A küçük B küçük B. O da bir tane mi? Bir tane. O zaman buraya da ne yazdım? 1 yazdım. O zaman benim fenotip oranım ne oldu? Fenotip oranım 9. 3, 3, 1. Yani baskın özellikler en fazla ortaya çıktı arkadaşlar. Diğerleri de kendi arasında. Bakın en az olan da neydi? Çekinik özellik. Arada kalan o iki tanesi mayoz bölünmeyle ayrılma sonucunda oluşan o iki tanesi ne oldu arkadaşlar? Orta değerde çıktı. İşte bu sonuçlara göre biz neyi bulduk? Bağımsız açılım kuralını bulmuş olduk. Yani genler birbirinden bağımsız kalıtılır dedik ve bu kuralı açıkladık arkadaşlar. Böylece ben Mendel'in kurallarını açıklamış oldum. Şimdi bir sonraki videoda neye geçeceğiz? Kalıtımda olasılık kurallarından bahsedeceğim arkadaşlar. İşte çarpma kuralı, toplama kuralından bahsedeceğim ama biz daha çok çarpma kuralını kullanacağız. Daha sonra başatlığın derecesi yani baskınlığın derecesinden bahsedeceğim. Burada çoklu allellerden, pleitropiden işte bir sürü özellik var. Bunlardan bahsedeceğiz. Sonra çekinik özelliklere bağlı olan özelliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Böylece biz işte yavaş yavaş sözel kısmını bitireceğiz. Yani sözel kısmı yaklaşık 4-5 video kadar sürecek sanırım. Ben öyle hesaplıyorum. Sonrasında ise tamamen soru çözümlerine geçeceğiz. Bu aralarda soru çözümü yapmıyorum. Çünkü videoyu uzatmak istemiyorum. Sadece size temel olarak neler olduğunu, özelliklerin ne olduğunu vereceğim. Daha sonra ise soru çözümlerine geçeceğiz. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.